3.200 litrelik bir kaynağın kullanımıyla alakalı. Bu YİKOP bünyesinde biriken kültür katkı paylarını bakanlık hesabında birikenler belki yaklaşık 1,5-2 sene gelecek olanlar Siverek Kalesi'nin onarımı, daha doğrusu acil müdahale gerektiren kısımlarını onarımıyla. Kısmi restorasyon var zaten belirtilmiyor ama aslında var. Mevcut yıkık olan duvarların, duvar tamamlama yok ama yıkık olan duvarların mevcut yerindeki malzemelerle tekrardan ayağa kaldırılması. Bir de duvarların bizim dediğimiz duvar üstlerinin birleştirilmesi dediğimiz bu şekilde. Artı bazı yerlerde şey yapılması, kısmi restorasyon temel izlerini görebilmek açısından arkeolojik kazı yapılıp kısımlarının görülmesi. Bir de en sonunda aydınlatma. Bu anlamda hani gece bir görselinin, kalenin bir görseli olması hasebiyle. Sayın Valim, çok ciddi bir algı vardı. Ben az önce de paylaştım. Biliyorlar belki müdürümüz de durumu biliyorduk. Evet. Yani ciddi bir artık şey sıkıntıya girdik. Bir de biz kamulaştırmaya da başladık. Hatta ilk gün itibaren etrafındaki 87 parselin kamulaştırılmasıyla restorasyon çalışmaları eş zamanlı başlarsa en azından daha bir elimiz kuvvetlenir. Ki herkese siz de Siverek Kalesi'nin konumunu biliyorsunuz. Şehrin göbeğinde kalmış böyle metruk evlerden etrafı oluşan bir yapı ve trafiği ciddi anlamda felçe uğratıyor. Orada çünkü yoğun bir esnaf şeyi de var, trafiği de var. Şimdi bunu yapmamız gerçekten Siverek için çok 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 büyük bir hizmet. İnşallah sizler de, bizler de vesile oluyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun.